CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu boşanmadan önce aralarında geçen bir konuşmayı Twitter'dan yayınladı. Bu kayıtta Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuğba Torun hakkındaki sözleri hem siyaset gündemini hem de sosyal medyayı çalkaladı. Yaşanan olay sonrası Aykut Erdoğdu suskunluğunu bozarak İsmail Saymaz'a konuştu. Bu görüşmeyi köşesine taşıyan İsmail Saymaz şu ifadelere yer verdi. Dün eski eşiniz aranızdaki konuşma kaydını yayınladı. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapacağımı bilmiyorum çocuğumun annesi ama bütün her şeyimizi yurt dışında biriktirdiğim her şeyi boşanırken bıraktım. Bir ceketimle çıktım biliyor musunuz. Sonuçta mutlu olmaya çalıştım. Bir de herkes şey diyor. Yok işte CHP listelerinde torpil Üzüldüğüm husus şu, bu kız ne yapmışsa emeğiyle yapmış. Ben de öyle. Yani evlilikler biter. Emin olun o kadar çok uğraştım ki eski eşimle bir yıl birbirimizi görmedik. Sonuçta bu ülkede bir şeyler yapabilirdim. Şimdi geldiğim hale bakıyorum. En çok yüklendikleri yer sanki Tuğba'ya torpil yapılmış. Tuğba listelerde yoktu. Tek tek oy topladı. Ben de oy topladım. Ve ben onun için dedim ki beni listeden çıkarın. Genel başkanı onun için aradım. Ben giremedim mesela ama Tuğba listeleri delerek girdi. C CHP'yi bunun üzerinden yıpratmaları çok anlamsız, çok kötü. Torpil olsa listeye girer. Disiplin kurulunda olmasına rağmen listeye yazılmadı. Ben de üzüldüm yani listeye yazılmamasına. O zaman ekiptik. Beraber çalışıyorduk. Aradım genel başkanı. Efendim ben de çıkayım listeden diye. Genel başkanı daha önce de aramıştım. Girmeyeyim diye. Sonuçta ben listede olmama rağmen giremedim. Tuğba listede olmamasına rağmen delerek girdi. Birincisi bu çok büyük bir haksızlık. İkincisi aşırı tahrik edildiğim bir konuşmada hani insan kavga ederken bir şeyler söyler ya ben bu kızla evlendim. Bunu böyle kamuoyuna düşmesi çok kötü oldu. Diyorum ki devlette yetiştim. Şimdiye kadar hep çok dikkat ettim. Bir evim, bir arabam var. Bir sürü borcum var. Ceketimle çıkmış gelmişim. Bütün yurt dışı görevlerim, hazinede çalıştıklarım, milletvekilliğim her şeyi eski eşime bıraktım geldim. Yani çocuğumun annesi gıkımı çıkaramıyorum. Tuba Torun'un sağlık durumu nasıl? Kötü yani, sakinleştirici veriyoruz. Ben insan içine nasıl çıkacağım diyor. Bugüne kadar hep tek başıma kaldım. Nasıl çıkacağım, nasıl bakacağım insanların yüzüne diyor. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar aldınız mı? Yok, bir karar almadım. Şöyle, bir ekonomik kriz ortamında herkesin moralinin çok bozuk olduğu bir ortamda beklenmedik bir şey çıktı ortaya. Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat ediyorsanız çok uzun zamandır konuşmuyorum. Sürekli çalışıyorum. Ekonomik krizden nasıl çıkılır diye ve şimdi tüm çalışmalarım heba olmasını istemem bir kariyer beklentim yok, bir şeye aday değilim, bilmem ne değilim ama bu insanlar beni severdi, konuştuğumu dinlerdi. Şimdi AKP'nin hesaplarında çok ağır saldırılar var. Bizimkiler konuşmayı yanlış anladığı için Tuğba'yı torpille bir yere sokmuşuz gibi. O dönem CHP'nin yaptığı haksızlık, kayırma ya da benim yaptığım bir şey yok ki listede olsa haksız bir yere dışarıdan gelmiş olsa ben yapmış olsam tamam. Genel Başkan da biliyor. Çok üzgünüm sadece. Tamam başıma bir sürü şey geldi ama eşim sonuçta düşünsene. Eşim hakkında bir kavga sırasında söylediğim şeyi eski eşiniz mi bunu paylaşan? Eski eşim paylaşmış. O Twitter hesabı eski eşinize mi ait? O hesap ona ait değil de tehdit ediyordu zaten. Öyle mi? Tabii tabii tehdit ediyordu. Şöyle diyordu zaten sizi pişman edeceğim falan oğlum üzülmesin diye sert bir şey söylemiyordum. Bir oğlum var benim çünkü ve çocuk da perişan oldu. İstifa benim için aday olmamam. Zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim el vermiyor. Bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum. Çünkü son 3 ay kapandım çalıştım. Daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum. Ben devlette yetiştim. Yurt dışında okudum. Halkla ilişkilerim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii. Ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim. Hiçbir şeye aday değilim. Hiçbir görev talebim yok. Genel başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen. O konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim. Çünkü Tuğba'nın durumu da çok kötü. Nefes alamıyor çünkü ara ara tüm kalbimle söylüyorum. Yeni evlendim. Gerçekten de temiz duygularla. O kadar çok hazırlandım ki ekonomik krizden nasıl çıkarız diye. Son 5-6 ay belki. Bu emeklere çok yanıyorum. Düştüğüm duruma çok yanıyorum.